Merhaba arkadaşlar, hepinize günaydın. Bugün üzeri güzel bir hava var. Gördüğünüz gibi hafiften güneşli. Mikrofona geliyorsa birazcık rüzgarlı bir hava. Enerjisini hissettiğim gibi ben de dışarı çıktım saat 9 gibi. Saat 10 olmuş, hani bir saattir yürüyorum. Güzeldi, yani güzel bir yürüyüştü sabah sabah şahsen. Bugün de birazcık böyle parka geldim. Sürekli bilgisayar önünde videolar atıyordum. Öncelikle parkı da şöyle bir göstereyim. Tabii telefona ne kadar gözükür bilemiyorum. Parka geldim. Sürekli bilgisayardan video atıyordum. Hani bu birazcık stresli oluyordu çünkü zaten YouTube'a attığım ilk 3-4 videoydu. Kamera önünde konuşuyorum. Kameraya bakıp konuşmak çok garip. Hala çok garip geliyor. Böyle stres yapıyorsun ister istemez. Hazır böyle bir bilgi giriş yapmışken bugünkü konudan da bahsedeyim. Bugünkü çekmek istediğim konu bakanlıktan da açıklama geldikten sonra 1 Ekim'den sonra üniversiteler planlı şekilde yavaş yavaş açılabilirler dedi. Tabii bu büyük şehir, küçük şehir, devlet üniversitesi, özel üniversite şeklinde ayrılır. Yani hepsi açılır mı, açılmaz mı? Açılırsa açılmasına rağmen nasıl kısıtlamalar gelecek bilmiyoruz. Bundan sonra sınavlar olur mu? Erasmus sınavları nasıl olacak bilmiyoruz. Ama her şeyin normal gittiğini varsayarsak, üniversitenin açılacağını varsayarsak ya biz garantiye alıp kendimize temkinli davranıp birazcık sınava giriş yapabiliriz. Erasmus sınavı olursa eğer, bu sınavlar ya Kasım ayında ya da Mart ayında ya da belki ikisinin birden olabilir üniversitenin nüfusuna göre. O yüzden biz şimdiden Mart ayındakiler de tabii çalışmaya başlasın ama Kasım'da sınav olma ihtimaline karşın öğrencinin çalışmaya başlaması lazım. Bu yüzden de internette sürekli bu sınavları bu taktikle kazan, Erasmus sınav taktikleri veya bu yöntemle çalış kazan ya da şu yöntemle çalış kazan diye videolar görüyoruz. Bu videoları bir göz atacağım. Yani ben kendi tecrübelerimi katacağım, internetten araştırmalar yapacağım. Belki yeni öğrenme yöntemleri, belki daha tricky yollar falan çıkmıştır. Onlara bir göz atacağım. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Hani bir nevi aslında bu video hani Kasım ayında, özellikle Kasım ayında girecekler ama Mart ayında da girecek arkadaşlar için böyle bir hazırlık videosu olsun istiyorum. Hani sınava nasıl başlamalısınız, nasıl testler çözmelisiniz veya Erasmus örneklerine beraber bir göz atabiliriz. Tabii bunu parkta yapamam birazcık. Belki hava güzel olursa, çok insan olmazsa parkta videoya devam edebilirim biraz sonra ama en azından yapmam gereken asıl videoyu büyük ihtimalle ekran görüntüsü açmam gerekecek bilgisayardan. Oradan öyle devam edebiliriz. Ben şimdi bir şeyler alayım. Parkta araştırmaya başlayayım bugün yapacağım videoyu. Bunu beraber sizinle konuşalım. Biraz daha detaylara inelim. Gerekirse de bilgisayardan sınav örneklerine bu videoda giriş yapmış oluruz. Merhaba arkadaşlar tekrardan. Aslında bu sabah çok güzel bir hava vardı parkta. Ben de yürüyüşe çıkmıştım. Ama hafta sonuydu ve aileler çocuklarıyla beraber çayını kahvesini almışlar, eğlenmeye gelmişler. Kalabalık olduktan sonra da ben de kendimi rahat hissedemedim. Yani zaten aslında bir nevi ekran verip paylaşmam gereken bir video olduğunu düşündüğüm için de çok zorlamadan evime geldim. Araştırmamı yaptıktan sonra size tekrardan böyle göstermek istedim. Önceki videolarda nedir, nasıl yapılır ya da Erasmus hakkında yanlış bildiklerimizi anlaşmaları ve en son paylaştığım sınav süreci ve kendimi nasıl hazırlandığımı size anlatmaya çalıştım. Bu videoda ise daha aslında genel geçer konulardan ziyade sınav içeriğinde ne çıkacağını, aslında nelere çalışmanız gerektiğini yavaş yavaş göstermeye başlamak istiyorum. Şöyle açalım. Size öncelikle 5'er soru olmak üzere toplamda 10 soru, yani 2 tane listening dinleyeceksiniz. Bu her listeningin 5'er sorusu olacak. Ve bu listeninglerin bir tanesi zor, bir tanesi kolay olmak üzere size dinletilecek. Siz örnek veriyorum, birinci listeningde bir çocuk yemek yedikten sonra hangi ulaşım aracını bindiğini size söylüyor. Yani siz bunu aslında artık o olaylar neyse bu cümle o olayların arasında size veriliyor. Bu bilgi size veriliyor. Ve üçüncü ya da dördüncü soruda örnek veriyoruz. Orada size sorulan soru şöyle oluyor. Bu çocuk şurada yemek yedi. Bu çocuk yemek yedikten sonra hangi ulaşım aracını, hangi transport için kullandığı diye size soruluyor. Ve siz bu kısmı anlamadıysanız veya bu kısmı dikkat etmediyseniz yanlış yapma ihtimaliniz çok yüksek veya boş bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da aslında İngilizce bilmemenizden kaynaklanan bir durum değil. İngilizce bildiğiniz takdirde bile orada kullanılan kelimeler kolay olsa bile sürekli böyle arkada dolaşan araba sesleri, bir gürültü olduğu için siz bu kısmı anlayamayabiliyorsunuz. Bunun için aslında ilerleyen bir dakikalarda vereceğim
tavsiyeler üzerine o tavsiyeleri takip ederek listening kısmında kendinizi geliştirebilirsiniz. Listening kısmı bittikten sonra bu 10 soruyu cevapladıktan sonra geriye kalan 40 soru kalıyor. Erasmus sınavında size totalde 50 soru soruluyor. 10 tanesi listening, 40 tanesi ise çoktan seçmeli sorular. Bunlar da kendi içerisinde kelime soruları, gramer soruları, close test yani boşluk doldurmalar, cümle doldurmalar ve en son olarak en yakın cümleyi bulma soruları. Bunda ise size Türkçe veya İngilizce bir cümle veriliyor. Ve siz bu cümleye en yakın İngilizce cümleyi aşağıdaki çoktan seçmeli A, B, C, D şıkları içerisinde bulmaya çalışıyorsunuz. Ben de şahsen bu konu içerisinde aslında çok da iyi olduğumu söyleyemez. Hani burada benim kendime güvendiğim kısım cümle tamamlamalar. Yazmayı unuttuğum kısım ise diyalog soruları ki bunun en kolay soruları olduğunu düşünüyorum. Diyalogları ve diyalog tamamlama soruları çıkıyor. Gramer soruları ve vokabülleri zaten burada aslında sizin aldığınız eğitimden ve bilginizden kaynaklanan şeyler olacaktır. Yani ben size genel ufak tefek taktikler verebilirim ama özellikle gramer kısmında benim de zamanında izlediğim ve bu video için tekrardan göz attığım videolar var. Bazı İngilizce hocaları çok güzel anlatıyor. Onları da izleyebilirsiniz. 50 soruluk çoktan seçmeli soruları bitirdikten sonra sizi bir essay kısmı bekliyor. Bu essay kısmında ise genellikle sizden opinion essay beklenir. Bu opinion essay'de ise yazarken sizden minimum 200 kelime, maksimum genellikle 250 kelime olmak üzere verilen iki konudan birini seçtikten sonra o konu hakkında gramere uygun ve minimum B1 B2 seviyesinde kelimeler kullanarak kendi düşüncenizi, yani aslında opinion zaten kendi düşünceniz oluyor. Kendi düşüncenizi dile getirmenize denir. Bunları hallettikten sonra zaten sınav aslında bitmiş olur. Bununla ilgili olan olay ise listening kısmından başlamak gerekirse listening İngilizce bilmenizden kaynaklı olan durumlarda değil. Daha doğrusu ne kadar dikkatli şekilde dinleyebildiğinize ya da kulak aşinalığınızın ne kadar uygun olduğuyla alakalıdır. Listening ile alakalı iki tane tavsiye verebileceğim size. Listening'inizi geliştirmek için. Birinci olarak sitcom diziler. Bunlar daha doğrusu böyle arkada sürekli sizin de bileceğiniz gülme efekti olan yabancı dizilerde belki eski Türk dizilerinde de olabilir. Bunların başında How I Met Your Mother, Friends, The Big Bang Theory gibi diziler gelmektedir ve bundan birçok örnek vardır. Eğer dizi izlemeyi seviyorsanız ve sitcom dizilerine zaten aşinaysanız bu dizilerden en azından bir tanesini şimdiden başlamanızı ve sınava kadar minimum günde bir bölüm izlemenizi tavsiye ediyorum. Neden mi dersiniz? Zaten bunlar 20'şer dakikadan oluşan bölümler olduğu için normal gününüzde sizden çok fazla vakit çalacak diziler değil. O yüzden hani akşam eve geldikten sonra ya da uyumadan önce ya da sabah uyandığınızda bir yere giderken işiniz olur, okulunuz olur, kursunuz olur, yol 20-30 dakika civarı sürüyorsa bu dizilerden bir tanesinden birer bölüm izlemenizi tavsiye ediyorum. Sitcom dizilerini eğer sevmiyorsanız, bu gülme efektinden sıkılıyorsanız, ben bu gülme efekti yüzünden olan altyazıya ya da konuştukları şeye dikkat edemiyorum, sinirlerim bozuyor diyorsanız, bu diziler yerine yabancı podcastler dinleyebilirsiniz. Bunu büyük ihtimalle Spotify'da şöyle açmak gerekirse, buraya İngiliz podcast yazdıktan sonra karşınıza çıkan çalma listeleri arasında bir sürü İngilizce podcastler çıkacaktır. Bunlar zaten yolda, otobüste yürürken ya da otobüse bir yere giderken boş vaktinizde ya da canınız sıkıldığında bunları açıp arkada yavaş yavaş kulak aşinalığınız için açabilirsiniz. Bunları dinleyebilirsiniz. Bunu zaten gerçekten belki en başta saçma gelecek ama bir kelimeyi birkaç farklı insandan duymak o kelimeye aşina olmanızı sağlayacaktır. Çünkü birçok farklı aksanda duyacaksınız. Ve o kelimeyi artık sınav anında listening'de de herhangi bir aksan olmasına rağmen dinlediğiniz zaman bu kelimeyi anlayacaksınız. Listening part'la ilgili verebileceğim iki tavsiye bunlar. Writing part'la ilgili ise size dediğim gibi opinion essay soracaklar. Yani sizi çok zorlamayacak bir şekilde sadece fikrinizi İngilizce dökerek belli kurallar içerisinde konuşarak sizden bu essay'i yazmanızı isteyecekler. Size önceden dediğim gibi size iki tane farklı konu verilecek ve konulardan bir tanesini seçmeniz gerekecek. Bu konuyu nasıl ele almanız gerekiyor onu da söylemek istiyorum. Mesela iki tane konu verildi ve ben bu konuyu seçtim. Cigarettes have affect our lives. Burada demek istediği sigara hayatımızı nasıl etkiler?
Burada sizden beklenen şey sigaranın hayatımızı kötü etkileyebileceği genelde ön planda olan şeylerdir. Burada sizden beklenen şey sigara sizin hayatınızı iyi etkiler veya kötü etkiler değil. Burada sizden beklenen minimum 1-200 kelime kurumu uymanız, belli minimum seviye yani B1 B2 seviye kelimeler kullanmanız ve minimum şekilde gramer hata yapmanız bekleniyor. Yani aslında buraya gidip de sigara bizim hayatımızı böyle böyle kötü etkiler, sağlığımızı kötü etkiler, para durumumuzu kötü etkilerden ziyade sigara yalnız kalındığı zaman beni mutlu eden, benim yanımda olan tek dostum gibi de açıklamalarda bulunabilirsin. Yani bunu bir nevi aslında kötü ya da iyi tanımlamak size kalmış. Yeter ki bu konu hakkında verilen kurallara uyun ve gramer hatası yapmaktan kaçının. Bundan sonra ise genel bir Erasmus sınavına göz atmak gerekirse bu mesela örnek internete girip İngiliz Erasmus sınavı örnekleri yazdığınız zaman zaten karşınıza onlarca örnek çıkacak. Bunları genelde Okan Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Düzce Üniversitesi gibi örnekler karşınıza çıkabilir. Burada da genel bir göz atalım. Birinci soruya bakalım. Thank you for letting me know about this birthday wish of. Burada demek istediği şey bu doğum gününü bilmeme neden olduğun için, bilmeme yardımcı olabildiğin için teşekkür ederim diyor. Buradaki doğum günü başkasının doğum günü. Hani aslında burada onun, şunun, bunun doğum gününü öğrendiğim için teşekkür ederim mantığı var. O yüzden zaten burada him, me, your ediniyor. Geriye bir his çıktı kalmış oluyor. Bu yüzden cevap his. Bu gramer kısmını size yanlış yönlendirmek istemiyorum. İnternetteki İngilizce hocaların videolarını izleyebilirsiniz. Çok çok daha iyi anlatacaklardır size. Buradaki trikler mesela şurada işte present perfect cevapları falan çıkıyor. Cümleyi okumadan da cevaplayabildiğin sorular oluyor. O videoları gerçekten göz atın. Burada size anlatmak istediğim şey ise ne ağırlıklı çalışmanız gerektiğidir. Hani burada gramerden mesela 11 soru çıkmış. Bakabilir yani aslında kelime zorluğu. Kelime bilginiz çok iyi olsa bile ki ben kendi bir kelime bilgim yeri geldiği zaman güveniyorum. Örnek verelim. Made up çok basit, put off çok basit, look after çok basit, thrown away. Bu phrasal verb'ler hepsi çok basit. İşte uydurmak, çıkarmak, bakmak gibisinden böyle. Fakat bazen karşınıza çok zor Erasmus örnekleri çıkabiliyor. Sanırsam Okan Üniversitesi B2 Plus seviyesindeydi. Osnabrück'ten ben batırmıştım. Çok net hatırlıyorum. Hani oranın phrasal verb'leri beni çok zorladığını hatırlıyorum. Bazen hatta hayatım boyunca hiç görmedim, duymadım dizilerde. Adını şanını görmediğim kelimeler falan vardı böyle. O yüzden hani kendinize güvenin elbet. Ama bunlara da bakmayı es geçmeyin. Ondan sonra C şıkkını ise en yakın İngilizce cümleyi bulma soruları sorulmuş. 18. soruda Türkçe cümle verilmiş. Buna en yakın İngilizce cümleyi bulmanızı istiyor. 21'den 23. soruya ise İngilizce cümle verilip buna en yakın Türkçe cümleyi bulmanız istenmiş. Bundan sonraki sorularda ise bu cümleler nasıl tamamlanır soruları, bana göre en kolay olan sorular, diyalog, tamamlamalar. Bunu zaten aslında bir nevi yine gramer taktikleriyle, yollarıyla bulunabiliyorlar. Onun dışında yine aslında hiç bakmadan, anlamına bakarak da çözülebilen sorular. Mesela burada bu örneğe bakalım. Hani burada tutuklusun diyor, olay nedir diyor. Burada bakmak gerekirse çok komik gözüküyorsun o kıyafetler içinde diyor. Bunun için tutuklu olamaz. Ya da bunu ilk defa yapmıyorsun diyor. Ama ne yaptığından daha önce bahsetmemiş. Büyük ihtimalle bu da değildir. C şıkkında ise bunu karşılayabileceğini düşünmüyorum diyor. Hani gerçekten ama burada karşılaması gereken bir borç ya da başka bir satın alma olayı yok. D şıkkında ise ödenmemiş bir gelir vergin var diyor. Bu yüzden tutuklu olabilir. Büyük ihtimalle bunun cevabı D şıkkıdır. Hani burada aslında zamanı bilmene ya da ekstra bir kelime bilgisi bilmene gerek kalmıyor. Burada aslında sadece mantıken bu ne olabilir, bu ne olabilir gibisinden sorguladığın sürece diyalog sorularını çözebileceğinizi düşünüyorum. Ondan sonra Türkçe'de de olan, Türkçe'de yapamadığım bu yüzden İngilizce'de yapamadığım sorular, anlamı bozan cümleyi bulma soruları. Hani bunlar bazen çok kolay bulunabiliyor, bazen çok zor çıkabiliyor. Kişiden kişiye değişecek sorular. Bu tarz sorular da çıkıyor. Bilginiz olmasını istedim. Bundan sonra ise son olarak size verilen bir reading parçası olacak. Ortalama 3-4 soru olmak üzere. Mesela burada 39, 40, 41, 42, 4 soru. Büyük ihtimalle 39, 50 demiş. Size 3 tane farklı paragraf vermişler. Bununla ilgili totalde 12 tane sizden soru cevaplamanızı istemişler. Burada ise öncelikle soruları okumanızı tavsiye ediyorum ki
kafanızda bir fikir oluşsun. Paragrafla ilgili, bu paragraf neyle alakalı gibisinden. Soruları okuduktan sonra paragrafı okuyun. Tam o paragrafı okurken aslında sorular aklınızda kalacağı için daha pratik yöntemle bu soruyu çözebilirsiniz. Bununla birlikte ekstra göstereceğim size bir şey kalmadı. Buraya tekrar gelmek gerekirse listing'den bahsettik. Çoktan seçmeli farklı farklı konulardan bahsettik. Yazmanız gereken essay'den bahsettik. Bu essay'in open essay olacağını, minimum gramer hatası yapıp B1, B2 seviyesinde kelimeler kullanmanız gerektiğini ve bu essay konusunda ise size iki tane konu verileceğini ve hangi konuyu kendinizi daha yakın hissediyorsunuz, hangi konu hakkında daha çok bir bilginiz var ise o konuyu seçmeniz gerektiğini size söyledim. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler.